Bunların böyle maşallahlı bir formaları var. Maçlardan önce vücuduna sarımsak sürermiş. Şu an ben çok beğendim bu arada. Avustralya vizesi alamayacağım ya. Herkese merhaba. Dünya Kupası muhabbetinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum Serkan Akkoyun. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk Murat. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çalışıyoruz Dünya Kupası heyecanı. Şimdi sabah A-Spor seni hem ekranlarda görüyoruz hem internet sitesi editörü olarak görüyoruz. Biraz bahsetsene. Ben aslında İletişim Fakültesi mezunu değilim. Çok güzel, alaylı. Aynen, iktisat mezunuyum ama harika. Çocukluğumdan beri yazarım. Hatta şöyle yazarım. İlkokulda böyle hani ilkokul çağlarında mahalle maçı yaparız ya. Hı hı. Ben sahaya bir tane çocuk, sağ kenarına bir tane çocuk oturturdum taşın üstüne. Onun da eline kağıt kalem verirdim. İstatistik mi? Yaz, evet. Attığım golleri yazdırırdım. Kimle oynuyorsam takım arkadaşlarımı yazdırırdım. Sonra kendim yazmaya başladım. Sonra bloklar başlayınca blok yazmaya başladım. Sen de zaten aynen, bloktan gelmesin. Sonra da meslek oldu. Üniversite bitince. Çok güzel denk gelmiş. Yani iktisatla ilgili bir şey yapmak istemedim. Bankacılık falan önüme geldi. İstemedim. Olmamış. Tıraş olmayı sevmediğim için. Belli. 2006'dan beri tıraş olmadım. Olmuş. Hiç sinek kaydı tıraşım yok yani. İyiymiş. Serkan da son dönemde dijital dünyayı yakından takip eden insanlardan birisi. Yani editörlük artık yavaş yavaş bitiyor demeyeyim. Azalıyor. İş daha çok dijitale, videoya dönüyor. Şekil değiştiriyor. Şekil diye. Değiştiriyor kesinlikle. Onun da bir YouTube kanalı var. Daha çok futbol hikayeleri paylaşıyor. Güzel güzel hikayeler anlatıyor. Onu da sol üstten veya sağ üstten paylaşırım sizinle. Abone olursanız sevinirim. Ona da buradan destek, bir katkı yapalım. Yani şöyle aslında bu takipçi durumu. Şimdi niye abone olun diyoruz? Bu iş çok emek isteyen bir iş, tamam mı? Yazmakla da alakası yok. Video bambaşka bir iş. Çekiyorsun, montajlıyorsun. Burada Burak var, bizim kameramanlığımızı yapıyor kardeşim. Olmasa mesela biz burada eksiyiz. Biz kaç kişiyiz ya? Biz kaç kişiye emek veriyoruz da bu sorunun cevabını aramak. Ben zaten videoların başlarında şey diyordum insanlar yani. Abone olmak, beğenmek hepsi sizin inisiyatifinizde, gerçekten önemli değil diyordum ama şimdi dediğin gibi ya, öncesinde bir hikaye, bir de benim yaptığım aslında bence daha da zor. Çünkü ben bir de hikaye buluyorum. Tabii. Alakasız bir yerde. Onu yazıyorum. Sonra onu ezberliyorum. Yani prompterim de yok önümde. Bakıyorum kameraya ve anlatıyorum. Sonra montajını, kurgusunu yapıyorum. Sonra yüklüyorsun. Sonra günün sonunda bir bakıyorsun. 5 kişi izlemiş. Of yapma abi. Hani o 5 kişiye eyvallah ama insanın tabii ki morali bozuluyor. Beklerim kanalıma da. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Bugün Dünya Kupası'nda C grubunu irdeliyoruz. C grubunda kimler var? Fransa, Peru, Avustralya ve son olarak Danimarka. Etkili bir grup. Zor böyle bir şey, çarpışma. İyi çarpışma. Yani çarpışma aslında şöyle, Fransa ve Danimarka öne çıkıyor. Peru burada bir acaba mı dedirtiyor ama Avustralya'ya ben böyle bir çok uzak bakıyorum Avustralya'ya gerçekten. Bu grubun bence diğer gruplardan şöyle bir farkı var. Diğer gruplarda 2'ye 2 sanki ayrılıyor gibi. Burası gerçekten 3 tane korokor birbirini ısıracak ve mesela Peru özelinde bunu söylerim. Grubun dengesini bozabilecek bir takım. O zaman Peru'ya geçelim hemen. Şimdi Peru deyince benim aklıma şey geliyor. Formalarından ötürü bunların böyle maşallahlı bir formaları var, tamam mı? Sünnet düğününde çocuklara takılır ya böyle maşallah. Maşallah çakmışlar abiler. Bayağı Peru olarak geziniyorlar. Güzel forma. Yani değişmedi ama. Hiç değişti. Evet abi, bence bu çok önemli ya. Bak Hırvatlar da öyledir mesela. O doğru. Parçalı formalar onların masa örtüsü gibi oluyor bazen ama hakikaten sonuç olarak bir tarzları var. Bizim gibi yok bir sene turkuaz, yok bir sene Spider-Man, yok bir sene başka bir şey. Renginde de değilim. Tipi evet. Değişmesin formanın. Abi yani tertemiz şöyle forma. Düz forma, bantı çekelim, ay yıldızı koyalım. Devam edelim. Peru'da o açıdan güzel. Şimdi o zaman Peru'nun Dünya Kupası tarihinden bahsedeyim biraz. 4 defa katılıyorlar Dünya Kupası'na. Bu 5. oluyor. Peru'nun da en büyük başarısı 1970 yılında çeyrek final oynaması. Bu sene ne yaptılar? Güney Amerika elemelerinde 5. oldular ve playofflara kaldılar. Kıtalar arası playoff'ta da Yeni Zelanda geldi karşılarına ve Yeni Zelanda'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. Ne diyorsun Peru hakkında? Şimdi 5. oldular ama 3. Evet. Arjantin kadar maç kazandılar. Şili ve Paraguay gibi iki takımı altlarına aldılar. Üstlerinde de Brezilya ve Uruguay var. Arjantin, Uruguay var. Ki Brezilya çılgın attı grupta. Aynen. O zaten bambaşka. At başı gitti. Hani 10 puan falan fark atarak çıktı. 2015 yılından beri başlarında Ricardo Gareca var. Belki hocanın da etkisi vardır bu takımın bu kadar toparlanması. Oyunculara biraz değineyim. Bir kere 33 yaşındaki Jefferson Farfan var. Yani ben Farfan'ı PSV Eindhoven'dan hatırlıyorum. Şarkıdan hatırlıyorum. Bu adam hala oynuyor mu diyorsunuz? Adam milli takıma gidiyor. Şuradan da hatırlarsın bizim gazetelerimizin transfer sayfalarından. Oo, tabii canım. Her yaz. Bugün geldi, yarın geliyor. Bugün indi, şimdi havalimanında diye. Onun haricinde Andre Carillo, Andy Polo, Renato Tabia ve Raul Ruiz Diaz var. Bu isimler de etkili isimler aslında. Ama şöyle bir olay da var. Peru deyince aklımıza başka bir oyuncu da geliyor aslında. Guerrero. Aynen. Ama
kadroda yok. Evet, çünkü 14 ay futboldan men cezası aldı kokain kullandığı için. Bu konuya nasıl bakıyorsun? Ya devlet başkanı da dahil olayın içinde, bunu nasıl çözebiliriz? Bu Guerrero'yu nasıl tekrar oynatabiliriz diye. Hatta gruptaki diğer takımların kaptanları, Fransa, Avustralya, Danimarka, FIFA'ya dilekçe yazdılar. Müthiş işmiş bu arada. Evet. Ben o kadar bilmiyordum. Guerrero gelsin Dünya Kupası'nda oynasın diye. Örneği yoktur. Bir oyuncu daha söyleyeyim sana bununla ilgili. Christian Cueva. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Hani buradan izleyenlere de not alsınlar. Cueva, Tapia ve Farfan. İlerideki üçgen. Sıkıntı çıkaracak oyuncular. Guerrero'nun yokluğunu aratmazlar mı? Yani parantez içerisinde soru işareti. Geçelim C grubunun favorisi Fransa'ya. Bildiğiniz gibi Fransa geçtiğimiz yıllarda bir Euro 2016 tecrübesi yaşadı. Finale kaldılar. Finalde Portekiz'e uzatmalarda yedikleri golle finali o kupanın kulbundan aldı Portekiz. Fransa'nın tarihine baktığımda 14 kez Dünya Kupası'na katılıyorlar. Ve bunların bildiğiniz gibi 1998 senesinde Petit'li kadroyu hatırlarım. Sarı Rapunzel saçlarıyla Zidane'lı kadrosunda şampiyonluğa ulaşıyorlar. Brezilya'yı yenmişlerdi evet, sanırım 3-0. Finalde. 3-0 Brezilya'yı yenip. Zidane Petit. Müthiş bir karşılaşmaydı. Ve kupanın sahibi olmuşlardı. Bu sene Deschamps var başlarında yine. Son yıllarda Deschamps bir kadroda böyle şeye gidiyor. Sen geleceksin, sen gelmeyeceksin. İşte Benzema hayır, Valbuena hayır. Gomis 30 tane gol attı. Sen gelmeyeceksin. Gomis'e bağladı işi. Adamın elindeki imkana baksana yani. Beğenmediği oyuncular bizim milli takımımızda yıldız muamelesi görür. Her türlü. Bahsettiğin 98 Dünya Kupası'nda takımın kaptanıydı Deschamps. Kupayı o Zidane'la beraber kaldırdı. Evet. Şimdi o 98. Sonrası da bir de 2000'i aldılar. Euro 2000'i aldılar. O bir jenerasyondu. O jenerasyon orada bitti. Turam'lı bir jenerasyondu. Turam'ın çok büyük etkisi vardı o dönemki başarılarda. Turam'la ilgili şöyle bir detay vereyim. Maçlardan önce vücuduna sarımsak sürermiş. Rakip forvetleri rahatsız etmiş. Ya of, hocam tam bir çirkinmiş ama ya. O 2000'den sonra o jenerasyonun bir başarısı yok. 2010 sonrası, 12 sonrası alttan bir jenerasyon gelmeye başladı. İşte o jenerasyon geçen sene final oynadı ama şey bir finaldi böyle hani. Çocukça finaldi. Yani hiç anlamadılar ne oldu. Bence bu kupa da onlar için öyle maalesef. Çok tecrübesizler. Ben biraz daha yaklaştılar gibi düşünüyorum. Ya şimdi sayayım ben mesela. Şimdi Griezmann var. Ben Griezmann'ı takımın lideri olarak en tepeye koyarım. Çünkü Atletico Madrid'de inanılmaz bir okul. İnanılmaz yıllar geçirdi. Sağ kanatla başladı. Şu an bir forvet olarak ismini yazıyoruz belki kadroya. Barcelona'ya gidecek rekor transfer. Umtiti var, Paul Pogba var, Kante var, Matuidi var, Martial var. Oradan çıkamazsın. Orada var da var. Gerçekten var da var yani. Bu kadronun hani şampiyon olamamasının tek açıklaması takımın içinde bir yıldız yok. Bir yıldız yok derken bir lider yok. Takımın başında belki yine bir lider yok. Döşan'dan ötürü yaşanan sorunlar var belki de. Sen ne diyorsun? Bu turnuva o turnuva mı? Ya o %50 %50 bence. Şimdi ben Brezilya'nın eleme performansını çok beğendiğim için birinci favorim Brezilya. Yani %51 Brezilya, %49'a da Fransa'yı koyuyorum. Ben bekliyorum ama dediğin çok doğru. Deschamps bu kadronun hocası değil. Bu kadroya nasıl bir hoca lazım biliyor musun? Zidane gibi bir hoca lazım. Hem oyuncunun şeyinden anlayacak, halinden, durumundan anlayacak. Hem gazı verecek hem de oyuncu kenara baktığı zaman... Ha diyecek tamam benim hocam bu. Kenara bakıyor, Deschamps'ı görüyor diyor ki... O zaman burada bir soru sorayım yine kritik. Futbolda genel olarak şey vardır. Zidane geçen bir açıklama yaptı. Ben dedi iyi bir taktisyen değilimdir belki. Ben dedi motivasyona ve oyuncunun dilinden en iyi anlayan hocalardan birisiyim. Futbolda taktik bilmek mi önemli yoksa oyuncunun dilinden anlayıp motive etmek mi önemli? Eğer çok yetenekli oyuncuların varsa, hepsi A class oyuncularsa taktik ihtiyacın biraz daha azalır. Çünkü tabii. Onlar zaten ne yapacağını bilir. Fransa böyle. Yani biraz önce gördüğünüz yıldızları sayamadık bile. Grubunda favorisi. Geçelim. Biraz Kuzey Avrupa'ya gidelim. Vikingler, Danimarka. Aslında Danimarka'da grubun ikinci favorisi gibi. İyi bir kadroları var. Onları kimlerden hatırlıyoruz? Romedal vardı, Laudrup kardeşler vardı, Schmeichel vardı. Birçok tanıdığımız oyuncusu var aslında geçmişten gelen. Biraz tarihlerine bakalım onların da. 4 kez Dünya Kupası'na katılıyorlar ve 1998 yılında çeyrek final oynuyorlar Dünya Kupası'nda. Ne diyorsun Danimarka için? Ama hep katılıyorlar. Biz hep Danimarka'yı görüyoruz değil mi? Major turnuvalarda biz hep Danimarka'yı gruplarda da görüyoruz bu arada. Karşı karşıya da geliyoruz yani. Danimarka'nın bence şu ana kadar, şu kadroya kadar çeyrek finalin ötesine geçememeleri, o Avrupa Şampiyonası 92'yi saymıyorum, ayrı bir detay. Yıldız oyuncusu yani az önce Fransa'da da bahsettiğimiz o yıldız derken taşıyıcı oyuncusu yoktu. Bu sefer öyle bir taşıyıcı oyuncuları var ki Avrupa'nın her takımını taşıyacak bir oyuncu Eriksen. Christian Eriksen inanılmaz formda geliyor. Dele Alli'nin takımın
taşıyıcısı bu adam yani. Evet. Onun İngiltere'nin umudunun önüne geçmiş bir Danimarkalıları var. Ve Eriksen gibi oyuncular için en önemli şey arkasının sağlam olması. Danimarka'nın da en büyük silahı iyi savunması. Kuleler. Arkası kule. Ön liberosundan başlıyor. Zaten Kuzey Avrupa takımlarını biliyoruz. O özelliklerini İzlanda ile beraber en iyi kullanan takım. E grubunda yer aldılar bu Avrupa elemelerinde. Polonya'nın ardından ikinci bitirdiler elemeleri. Ondan sonra İrlanda Cumhuriyeti ile bir karşılaşma oynadılar. Playoff karşılaşması. İlk maç 0-0, ikinci maç 5-1. Çok net bir skorla geçtiler. Ve Dünya Kupası vizesini aldılar. Takımın başında Oge Horaydı var. Bunu bak dalga geçmeyin. Bunu Horaydı. Bunu şeye baktım ya, bayağı nasıl telaffuz ediliyor diye baktım. Bakabilirsiniz, böyle okun. Şimdi geçelim yıldızlara. Kimler var takımda? Tanıdığınız Kajar var. Christian Eriksen var. Kasper Schmeichel var. Piano Sisto var. Ve Rıza Durmisi var. Bunlar dikkat çeken oyuncular. Pisto'ya bayağı bir dikkat etmemiz lazım. Şimdi Pisto hakkında bir soru soracağım. Milli takımlarda devşirme oyuncular son dönemde aşırı böyle bir yükselişe geçti. Ben milli takım işlerine böyle devşirmelerin çok karıştırılmaması taraftarıyım. FIFA'yı göreve davet ediyoruz. Ben tam tersi. Ciddi misin? İnanılmaz ya? Olumlu bakıyorum. Gerçekten mi? Hiç, benim için hiçbir sıkıntısı yok. Kazanma odaklıysa bu kadar bu iş. Olmasın abi o zaman o kadar kazanma odaklı. Ya bence şöyle, tabii hiç alakası olmayan bir adam değil. Mesela Aurelio muhabbeti gibi yani, burada evet. 10 yıldır top oynuyor artık yani. Türkçe için. Onlar, ben bahsettim okey, onlara okeyim. Yoksa İtalyan bir adam çok iyi futbolcu diye alalım bunu ya, Türk öyle yapalım işte, oynatalım olmaz zaten. Bobby Dixon'ı yaptılar basketbolda. Ya Muhammed oldu ismi. Ben hala Bobby Dixon diyorum. Bana arkadaşlarım niye Bobby Dixon diyorsun, ismi Muhammed diyor. Ya arkadaş sen kimle dalga geçiyorsun, affedersin ya. Geçelim. Biraz uzaklara götürelim sizi. Avustralya. Hadi gidelim. Avustralya neyle tanıyoruz? Mark Viduka. Kanguru. Allah, kangurular ya. 4 kez katılıyorlar Dünya Kupası'na. 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başararak en büyük başarılarına imza atıyorlar. Hiddink teknik direktör. Hiddink teknik direktördü. Ocak 2018'de takımın başında Graham Arnold var. Ama şimdi takımın başına Hollandalı Bert Van Marwijk getirildi. Ve Dünya Kupası'na takımı o yönetecek. Nasıl oluyor böyle bir anda değişim? Vefasızlık. Gerçekten Avustralya'da kötü ya. Da vefa bir semt adıymış sadece. Kesinlikle yani. Öyle. Çünkü bu takım, bunlar da playoff'tan geliyor. Yani ve bu şeyde Marwijk de kimi çalıştırıyordu ya? O da Suudi Arabistan'ı mı çalıştırıyordu? Suudi Arabistan'ı oradaydı yani. Aynı. Aynı gruptaki başka bir takımın hocasıydı bu. Avustralya normalde evet, bir şey. Avustralya Asya elemelerinde B grupta yer alıyordu. Japonya ve Suudi Arabistan'ın altında kalıyorlar. Üçüncü oluyorlar. Ama gidip Honduras'ı yeniyorlar ve Dünya Kupası vizesini alıyorlar. Ama antrenörü sen gönderiyorsun. Lan gerçekten çok komik ya. Değil şu an yani. Ben çok bilendim bu arada. Avustralya'yı aşırı bilendim abi. Hiç canını sıkma, zaten hiçbir şey yapamayacaklar. Bayağı kötü bir takım. Mesela Suriye'yi bile eleyemiyorlardı. Zorla elediler. Uzatmada evet. Attılar. Sonra Suriye'nin topu direkten döndü. Serbest vuruş. O gol olsa Suriye geliyordu. Bayağı silsile yani. Bayağı sıkıntıydı. Hiçbir şey yapamayacaksınız bu turnuvada. O hocanın ahı sizin üzerinize olacak. Oo, çok büyük. Büyü yaptılar bize diye açıklama yaptılar sonra. O zaman ben kadrodan bahsedeyim biraz. Tanıdık bir isim var. Bursaspor'un sol beki Aziz Beyç. Bu sene çok iyi performans sergilemişti. Onun haricinde daha tanıdık isim 38 yaşındaki Tim Cahill var. Onu da tanımıyorsanız abi artık. Abi bırakmayacak mısın futbolu artık? Yeter, bırak git ya. Golü de o attı elemede. Evet değil mi? Onun golüyle Şirki geldiler. Adam. Burada dikkat edecek oyuncu da Aaron Mui diye bir futbolcular var bunların. Evet, bir Huddersfield'da oynuyor. Aynen. Yetenekli bir çocuk. Yani yapabilir, bir Premier Lig falan böyle dikkat çekebilir. Hani Avustralya maçı izlenecekse bu çocuğun hatırına ben açıkçası. Avustralya Peru maçı niye izlenir? Ben Jedinak için izlerim büyük ihtimalle. Jedinak da var. Bir de kalecileri Matthew Ryan var. Bu oyuncu topluluğu için izleyebilirsiniz ama gerçekten ben de bilendim şu an. Dördüncü olsunlar abi. Dördüncü olsunlar. Gol atamadan dördüncü olsunlar. Dördüncü olsunlar. C grubun sonuna geldik. Avustralya, Peru, Fransa ve Danimarka. Artık sıraya da gelelim. Hangisi 1-2 olur? Buraya böyle bir gerginliğimiz gelirse. Ufka bak ufka. Şimdi hesaplamalarım ve uzman ekibimle yaptığım çalışmalar sonucu Fransa 1. 1. Danimarka 2. Peru 3. O malum takım 4. Adını bile anmak istemiyorum artık. Vallahi çok kötü. Çok durduk ya adamla. Karşımıza aldık adamları. Çok sempatikti. Ben şu yayına gelmeden önce çok sempatikti. Burada kandırlar çizmişsin görüyorum. Avustralya vizesi alamayacağım ya. Yapacak bir şey yok. Oraya da gitmeye verin kardeşim. Aynen. Allah Allah. Görünen şöyle kılavuz istemez. Fransa ve Danimarka grubun favorisi. Fransa ağır favori bu arada grubun. Yani 1-2 onlar olur dediğin gibi. Peru'da 3, Avustralya'da 4. Bugünlük de bu kadar. Dünya Kupası'nın C grubunu Serkan Akkoyun'la inceledik. Onun da kanalına bir göz atın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.
Görüşürüz.